Madde kullanımı bozukluklarını kavrayabilmemiz için öncelikle kişilerin neden madde kullanmaya başladıklarını anlamamız lazım. Bunun dört ana sebebi olduğunu söyleyebiliriz. 1. Maddeler kişiyi iyi hissettirir, yani keyif verebilir, neşelendirebilir ve bunlar insanın hoşuna giden şeylerdir. İkinci olarak da insanlar belli ilaçları sakinleşme amaçlı kullanabilir. Yani bu ilaçlar kaygının veya ağrıların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Maddeler insanın daha güçlü hissetmesini de sağlayabilir. İş yerindeyken işlere daha fazla yoğunlaşabilmek için veya gece boyunca uyanık kalıp ders çalışabilmek için kullanılabilir. Ve bazı önemli sosyal faaliyetlere katılırken kullanılması da mümkündür. Yaşıtlarla uyum sağlamak veya sosyal yaşamı kolaylaştırmak için hatta çevre baskısı nedeniyle de madde kullanılabilir. İnsanların neden madde kullanmaya başladığını anlatmamıza bu dört unsur yardımcı olabilir. Fakat biz neden kullanmaya devam ettiklerini de öğrenmek istiyoruz. Bu sorunun cevabı farklı psikolojik teoriler veya kuramlarla ilişkilidir. Bunu anlatırken ilk olarak edimsel koşullanmadan bahsedeceğim. Edimsel koşullanmaya göre geçmişte ödüllendirilen bir eylem tekrarlanmaya açıktır. Bunu açıklamamın en kolay yolu olan olumlu pekiştirmeden başlayalım. Bir kişi madde kullandığında iyi hissetmeye başlar ve böylece bunu ileride tekrarlamak ister. Ya da maddeyi arkadaşlarıyla birlikte kullanır ve kendini olumlu bir sosyal etkileşim içinde bulur. Yani birbirleriyle daha samimileşmelerini veya ileride yeniden bir araya gelmeleri için bir neden sağlayabilir. Bu da gelecekteki madde kullanımını pekiştirir. Edimsel koşullanmanın bir diğer türü de olumsuz pekiştirmedir. Bu olumlu pekiştirmeden biraz daha karmaşıktır. Şimdi çok feci bir baş ağrınız olduğunu düşünün. Bir ağrı kesici alırsınız ve bu ilaç baş ağrınızı geçirir. Olumsuz pekiştirme tam da bununla alakalıdır. Yani kötü olan gidişatı durduran bir şeyin gelecekte yeniden kullanılması mümkündür. Yani muhtemelen başınız yeniden ağrıdığında yine ağrı kesici alabilirsiniz. Olumsuz pekiştirme bize şunu anlatır. Eğer bir eylem gelişen kötü bir durumu ortadan kaldırıyorsa, o eylemin tekrarlanması olasıdır. Şimdi de çok daha fazla ağrısı olan birini düşünün. Baş ağrısı değil de mesela bir ameliyat geçirmiş olsun ve ağrılarını geçirmek için bir madde kullanacak. Bu madde doktor tarafından verilmiş olabilir, kendi başına da alınmış olabilir. Alacağı bu madde ağrılarının yok olmasını sağlayacaktır. Ya da mesela çalışırken uyukladığı için patronuyla başı derde giren bir başka kişiyi düşünelim. Bu kişi bir daha uyuklamaya başladığında uyanık kalabilmek için madde kullanabilir. Bu madde onun işini yapabilmesini ve böylece başının belaya girmemesini sağlayacağı için Tekrar uyukladığında madde kullanması olasıdır. Gördüğünüz gibi bunlar oldukça basit kuramlar. Ama basitlik her şeyi dahil etmemelerinden kaynaklanıyor. Bu modellerde değinilmeyen şey ilaç kullanımıyla ortaya çıkan olumsuz sonuçlar. Bu olumsuz sonuçlar bağımlılığın oluşmadığı zamanlarda da ortaya çıkar. Aslında edimsel koşullanma çalışmaları da bu sorunu destekler. Edimsel koşullanma Geçmişte ödüllendirilen eylemin tekrarlanmaya açık olduğundan bahsettiği gibi, olumsuz sonuç doğuran bir eylemin de tekrar edilemeyeceğinden bahseder. Ve ilaç kullanımı birçok olumsuz sonuç ortaya çıkarır. Mahkumiyet hissi ya da arkadaşı, aileyi, işi, finansal güvenliği ve sağlığı kaybetmek gibi oldukça ciddi sonuçlar doğurur. Peki, kısa süren bir iyi hissetme anı için ilaç kullanmanın ve bu cezalara katlanmanın anlamı nedir Edimsel koşullanma çalışmalarında bunun bir nedeni olarak zamanlamanın öneminden bahsediliyor İlacın sağladığı zirve hissi etkisi anında ortaya çıkarken ilacın neden olduğu cezalar yani olumsuz sonuçlar çok daha sonradan kendini gösteriyor Gelecek zaman kavramı burada kilit rol oynuyor çünkü gerçekten de gelecekte ortaya çıkacak olan cezalardan bahsediyoruz. Ve buradan anlıyoruz ki anlık pekiştireçler gelecek cezalardan daha kuvvetlidir. Bu model ve hatta tüm modellerle ilgili diğer bir sorunsa, insanların sadece davranış şekillerine odaklanmalarıdır. Bilişselliğe, bilinçli karar almaya ya da bireysel farklılıklara değinmezler ve bunları hesaba katmazlar. Ama açıkçası bunlar da oldukça önemlidir. O nedenle madde kullanımı ile ilgili olarak biraz da bilişsel modellerden bahsedelim. Bu modellerden ilki öz farkındalık kuramı. Bu modele göre ilaç kullanmaya başlayan kişi bu davranışını sürdürür. Çünkü ilaç zamanla öz farkındalığı azaltır. Bunu da olumsuz geri bildirimleri azaltarak gerçekleştirir. Örneğin bu arkadaşımızın ismi Ale olsun. Ali'nin kendisiyle ilgili bazı olumsuz duyguları var diyelim. Kendini yeterince zeki, komik veya çekici bulmuyor ve bu düşünceler onun diğer insanlarla istediği şekilde iletişim kurmasını önlüyor ya da bir partiye katılmasına, yeni insanlarla tanışmasına engel oluyor. Bazı maddeler işte bu tip düşünceleri azaltarak kişinin daha iyi hissetmesini sağladığı için ilaç kullanımını pekiştirir. Sorun şu ki Maddenin etkileri bu kadarla da bitmiyor. Öz farkındalığı azalttığı gibi bu maddeler kişinin normal karar verme yetisini engeller, kişiyi daha dikkatsiz kılar ve hatta bellek oluşumunu da engelleyebilir. Madde etkisi altındaki biri utandırıcı bir şey yaptığında bunu hatırlamayabilir. Yani maddeler kişinin kendini daha az eleştirmesini sağlar. Bu nedenle de ilaç kullanımının kendi hayatına veya aile ve arkadaşlarının hayatlarına yaptığı olumsuz etkileri düşünmemeye başlar. Şimdi buna benzer bir diğer model olan tansiyon azaltma hipotezine geçelim. Bu teori bireylerin madde kullanmasının hayatlarındaki stresi azaltmak için olduğunu savunur. Ali'yi yeniden çizelim ve Ali'nin hayatında çok fazla stres unsuru var diyelim okuldaki dersleri yoğun, sevgilisiyle olan ilişkisi içinde endişeli veya ailesinden birinin hastalığı nedeniyle büyük bir baskı altında. Tansiyon azaltma hipotezine göre bütün bu sebepler bir araya geldiğinde stresini azaltmanın bir yolu olarak Ali madde kullanımına yönelebilir. Ya da en azından bu stresten daha az etkilenmek için madde kullanabilir. Bahsettiğim iki modelde de Madde kullanımına neden devam edildiğini anlamamız için faydalıdır. Fakat bu iki model de tahminlerden yola çıktığı için bir miktar çöküyor. Yani hem öz farkındalık modeli hem de tansiyon azaltma hipotezi der ki, öz farkındalığını veya stresini azaltmaktan en çok fayda görecek kişi ilaç kullanımına veya bağımlılığına en yatkın kişidir. Fakat bu durum bundan ibaret gibi gözükmüyor. Yani henüz bir araştırmayla desteklenmemiş durumda. Kişinin ilk seferden sonra maddeyi kullanmaya devam etmesinin bir diğer nedeni de model almayla açıklanabilir. Buna sosyal öğrenme kuramı da diyebiliriz. Bu model, alkol ve ilaç kullanımının öğrenilmiş davranışlar olduğunu savunur. Mesela, kişiler içtikleri alkolün miktarını etrafındakilerle eş seviyeye getirecek miktarda ayarlayabilirler. Yani, içki içilen bir toplulukta veya madde kullanımının kabul gördüğü sosyal ortamlarda bulunan kişi, grubun davranışlarını model olarak alır. Şimdi bir ara verip, bu üç bilişsel modelin ortak bir noktasından bahsetmek istiyorum. Bütün bu modeller, bir seviyede de olsa bize, kişinin eylemini belirleyen şeyin tutumları olduğundan bahseder. Mesela bir kişi daha az farkındalık yaşamak istediğinde, yani Olumsuz pekiştirme nedeniyle içki içebilir. Ya da hayatında olan bitenlerden dolayı stres altında olan bir başkası da gerginliğini azaltmak için içki içebilir. Belki de sadece arkadaşlarını madde kullanırken veya bir partide içki içerken gördüğü için de bir kişi içki içebilir. Burada çok net bir şekilde görüyoruz ki kişilerin eylemlerini düşünce ve inançları biçimlendiriyor. Ama her zaman böyle olması gerekmiyor yıllardır yapılan psikolojik araştırmalardan biliyoruz ki, insanlar birçok zamanda sergiledikleri eyleme göre inançlarını ve düşüncelerini şekillendirebiliyor. Yani diğerinin tam tersi. Buna bilişsel uyumsuzluk teorisi diyoruz. Diyelim ki adamımız Ali, lisede bir okul partisine gider ve orada hayranlık beslediği insanlarla karşılaşır. Bu insanların hepsi de içki içiyordur. Diyelim ki Ali, o güne kadar hayatında hiç alkol kullanmamış birisi olsun. 18 yaşından önce alkol içilmesine de karşı olan biri diyelim. Ancak bu partiye gelir ve özendiği kişilerin içki içtiklerini görür. Böylece onun da biraz bira içmesinde sakınca olmadığına karar verir. Ali sonradan düşündüğünde kendisini bir bilişsel uyumsuzluk durumu içerisinde bulacaktır. 18 yaşından önce içki içilmemesi gerektiğine dair duruşu bu eylemiyle yani partide içki içmesiyle uyumsuzdur. Biz insanlar inançlarımızla davranışlarımız çakıştığında bundan pek hoşnut olmayız. Çünkü bu biraz rahatsız edicidir. Ali de şu anda böyle hissediyor. Ne var ki zamanı geriye alıp bu eylemini değiştirmesi mümkün değil. Eh, geriye dönmek için de artık çok geçtir. Çünkü içkiyi çoktan içmiştir. O zaman inançlarıyla davranışları arasındaki uyumsuzluğu azaltmak için inançlarını değiştirme yoluna gidecektir. Zaten artık değiştirebileceği tek şey budur. Yani kişi toplumsal baskı veya yaşıtlarına ayak uydurmak için içki içebilir veya madde kullanabilir. Bu davranışındaki tutarsızlıkla baş edebilmek için de o maddeyi kullanmanın aslında o kadar kötü bir şey olmadığına karar verir. Eyleminin tutarsızlığını ortadan kaldırmak için kişisel inançlarını eylemine uyumlu hale getirir. Bu da gelecekte madde kullanımına devam etmenin kapılarını aralar.